Biliyorsunuz Türkiye'de rejim yapmıyor camileri, mescitleri ve halk, Müslüman halk, ha babam de babam işte sevap kazanacağım diye en basitinden en ucuzundan tut böyle milyarları harcadığı camiler, işte Almanya'da Türkiye'nin uzantısı, burada da siz görüyorsunuz, orada da gittikçe görüyorsunuz. Hiçbirisinin amacı bu maksada yönelik değil. O bakımdan mevcut mescitler, camiler asla ne yedilmeyecek yerlerdir, ne yakılacak yerlerdir. Yani bu gözle bakmak doğru değil. Denilebilir ki efendim işte buralarda namaz kıldıran kimseler ya da vaaz eden veya cuma günü işte hutbe okuyan imamlar efendim işte mevcut rejimin verdiği maaşla oralarda bu işi yapıyorlar. Dolayısıyla da rejimin davulunu çalıyorlar. İşte orada namaz nasıl kılalım? Şimdi oranın suçu değil bu. Yani oradaki imamın suçu. Parayla kendini satmış. Eğer tanıyorsanız ki filan mescitte namaz kıldıran adam, bizzat konuştunuz, tartıştınız, yakın hasıl oldu da imanı bozuksa, rejimi İslam'dan daha üstün tutuyorsa, İslam'la açık açık çelişen bir itikat sahibi ise, o zaman kimse sizi öyle bir adamın arkasında namaza durdurmamalı, durduramamalı, yani kılmamalı. Fakat böyle bir bilginiz yoksa, İslam'da bildiğiniz gibi beraat-ı zimmet asıldır. Yani iyi olmak, dürüst olmak, işte Müslümanım diyeni Müslüman kabul etmek asıldır. Ne zamana kadar? Aksi sabit olana kadar. Yani herkes dürüsttür. Ne zamana kadar? A şahsı dürüsttür. Ta ki dürüst olmadığı, yaptığı bir eğrilikle, bir yalanla, bir dolanla, bir düşkarçılıkla ispat edilene kadar şahitliği bilmem öteli belirli. Değil mi? Öbür türlü herkes suçludur. Temiz olan temizliğini ispat etsin. Bu olmaz, olacak iş değil. Zaten yeryüzünde hiçbir kanun da böyle bir şey gündeme getirmemiş. Ne İslam ne de başka. Evet, bu bakımdan bizzat tanıdığınız ve arkasında namaz kılınamaz inancını taşıdığınız İnsanların kıldırdığı namazlarda cemaat olmayın. Ama o mescit sonuç olarak bizim mescidimiz. Yani elin binası değil. Müslümanların mekanları. Öyleyse gidelim, öyle birisi varsa bile onun arkasında değil, biz ayrı bir cemaat yapıp bulalım. Onlar bize tabi olsun. Ama oraya gelip giden insanlar Allah için gelip gidiyor. İslam için gelip gidiyor. Dininin bir gereğini yerine getirmeye geliyor oraya. Bu insanlar bilmiyorlar. Çok seviyorlar dinlerini ama ne olduğunu tanımıyorlar. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlar. O zaman iş bilenlere düşüyor bunlara. Çok sevdikleri İslam'ın ne demek olduğunu anlatmak elbette bilene düşecek. Bilmeyene mi düşecek? Gitmeli, oralardan uzak durmamalı ve İslam nedir anlatmaya çalışmalıyız. Ama dinleyen olur ama dinleyen olmaz. Ama kulak veren olur ama olmaz. Bu bizim bileceğimiz iş değil.